şartları zor. Okulun dışında bir basım evinde çalışıyorum. Peki nerede kalıyorsun? Pansiyonda kalıyorum. Okuldan birçok arkadaşım da aynı pansiyonda kalıyor. Odamı ise candan bir arkadaşımla paylaşıyorum. Ne? Peki sen nerede kalıyorsun? Beni bugünkü duruma getirenin evinde. Hadi geç oldu. Gidelim artık. Nem var İbrahim. Çok durgun ve düşüncelisin. Büyük şehir seni değiştirmiş. Hayır, değişmedim ben. Değişmişsin İbrahim. Çok değişmişsin. İçimde bir korku var. Ne korkusu? Bilmem. Sanki beni artık sevmiyormuşsun gibi geliyor. Deli, sen benim biricik sabuhamsın. Buyurun efendim. Affedersiniz. İbrahim Bey'le görüşecektim de. Evet, buyurun. Ben şimdi kendilerine haber veririm. Yılmaz, hanımefendi kimi aramışlardı acaba? Efendim. İbrahim Bey'le görüşecektim. Ne hususta görüşecektiniz? Köylümdür de. Ya, yanılmıyorsam dağ çiçeklerinin sahibi siz olacaksınız. Yanılmadınız. Onca çiçek arasından hatırladığınıza göre dağ çiçeklerini siz de seviyor olmalısınız. Sabuha. Sabuha. Ne işin var burada? Sana vedaya gelmiştim. Diplomamı aldım. Köye dönüyorum. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Müsaadenizle. Sabuha! 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 Bırak diyorum sana! Dinle beni Sabuha, her şeyi anlatacağım sana. Niye anlatacaksın? Eski İbrahim olmadığını, değiştiğini mi? Hayır, dinle! Yoksa hala beni sevdiğini mi söyleyeceksin ha? Evet. Sen benim biricik aşkım ve biricik sen. Hayır, yalan, yalan! Sus! O tertemiz aşkımızı yalanlarınla daha fazla kirletme. Gördüm, her şeyi gördüm. Sen bizleri, köyünü çoktan unuttun. Senin gözünde şan, şöhret, para ve o kadın var. Evladım benim. Baba. Hoş geldin benim bir tanem. Dur. Dur da sana doya doya bir bakayım. Çok hasret çektim gayri. Ben de seni çok özledim babacığım. Aa.
ha var acaba? Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Senedin bugün son günü. Para hazır mı? Şey ağam, inanın denkleştiremedim. Ne parası baba? Şey kızım, geçtiğimiz kış hayvanlar salgın bir hastalığa yakalandı. Bir hafta içinde tüm hayvan kırıldı gitti. Sağ olsun ağamız yardım elini uzattı da. İnan ağam yok. Biraz daha zaman tanı bana. Anlamam Recep efendi. Senedin bugün son günü. Ben paramı isterim. Beni kötü yola koşmaya zorlama. Babam param yok diyorsa yoktur. Ay, bu senin kızın mı? Evet ağam. Ne güzel olmuş. Serpilmiş fidan gibi. İstersen bir anlaşma daha yaparız. Maşallah. Senin ismin neydi güzelim? Çek ellerinde defol. Babam parasının olmadığını söyledi. Daha ne bekliyorsun? İlahi güzel kız! Gidiyorum! Dur lan senedi! Yarın da parayı vermezsen gayrı sen bilirsin. Yok ha! Vurma ağamı! Para? Yok! Denkleştiremedim ağam! Alırken al ama! Ulan alırken almasını biliyorum da... ...verirken vermesini bilmiyor musun? Yaz bir senet daha! Bu da işin faizi olsun! Yazdım bile ağam! İmzala şunu! Yalnızlık kötü şey be kızım. Ardından İbrahim de gidince hepten yalnız kalıverdim. Anlıyorum baba. Sahi, onunla hiç karşılaşmadın mı? Onunla hiç görüşmediniz mi? Görüştük baba. Görüştünüz ha. Öyle anlat. Nasıl yiğidim? Yiğidin değişti baba. Değişti mi? Evet. Hem de çok değişti. Meşhur bir yıldız oldu. Gözü para ve şöhretten başka bir şey görmez oldu. Bizleri, köyünü çoktan unuttu. Yok canım, yok. İbrahim nasıl değişir? İnanamam buna. Ne olur kapa bu bahsi baba. İbrahim değişti dedim, değişti. Hepsi bu kadar. Hayırdır inşallah. Kim olan ki? Bilmem. Bir bakalım baba, hadi. Kim o? Kimsiniz? Benim kim olduğum mühim değil. Şu parayı ağaya verin, evinizi toprağınızı satmayın. Sağ olasın aslanım. Ama hiçbir zaman borçlu kalmak istemem. Hiçbir borcun yok ihtiyar. Hiç değilse adını bağışla yiğidim.
Sağ